Arkadaşlar, herkese merhaba, sağlıklı günler. Bugün sizlere diz egzersizlerinden bahsetmeye çalışacağım. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim, diz egzersizleri standart hareketler gibi görünse de yapılan işlem, hastalığın durumu, hastanın fiziki durumu, hatta psikolojik sosyal durumu bile bu egzersizlere mutlaka etki eder. O yüzden nasıl biz hastalık yoktur, hasta vardır, yani her hastaya özgü durumlar vardır diye bahsediyorsak, egzersizlerde de mutlaka doktor ve fizyoterapist beraber o hastalığa özgü duruma uyan bir egzersiz tablosu çizmesi lazım. Yani standart hareketler olsa da bu hareketlerin ne kadar yapılacağı, nasıl yapılacağı, bazılarının yapılıp bazılarının yapılmaması gerektiğini mutlaka belirlemek lazım. Ama iki tane temel amaç var diyebiliriz. Biri hareket açıklığını sağlamak diz ekleminde, diğeri diz çevresi kaslarını iyice güçlendirmek, kuvvetlendirmek ki binen yük azalsın. Şimdi sizlere diz egzersizlerini uygulamalı olarak göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar, ilk olarak yaptığımız en temel hareket, diğer hareketlerin de temelini oluşturan bir hareket. Dizde ekstansiyon dediğimiz, yani düzleştirme hareketini zorlayarak yapma ve bu sayede dizin üst ve ön kısmındaki quadriceps kasını güçlendirmek. Bunu yapmak için ayak bileğimizi kendimize doğru çekiyoruz. Dizimizi altı boş şekilde olacak şekilde bastırıyoruz ve kaslarımızı iyice sıkıyoruz. Bu şekilde 10'a kadar sayıyoruz. 10'a kadar saydıktan sonra bileğimizi gevşetiyoruz, dinlenmeye geçiyoruz. Diğer ayağımızda aynı hareketi tekrar ediyoruz. Ayak bileğimizi kendimize doğru çekiyoruz. Bacağımızı iyice dizden aşağı doğru bastırıyoruz. İkinci olarak bu hareketin devamı niteliğinde havlu ezme dediğimiz bir hareket. Bir havluyu rulo şeklinde sarıyoruz. Dizin altına yerleştiriyoruz. Şu an elim var havlunun yerine. Ayak bileğini kendimize doğru çekip havluyu iyice eziyoruz, bastırıyoruz aşağı doğru. Ve basılı vaziyette 10'a kadar sayıyoruz. Bu hareketi de 10 dakika yaptıktan sonra üçüncü harekette yine ayak bileğimiz kendimize doğru çekili. Yerden bir karış kadar kaldırıyoruz. Fazla kaldırırsak kalça kasları devreye girer ve bel ağrıyabilir. O yüzden az kaldırarak havada tutup 10'a kadar sayıyoruz. Zaten havada tuttuğumuzda otomatikman ön grup çalışmaya başlıyor. Şimdi bu 3 harekete ek olarak özellikle ön çapraz bağ ve total disk protezinde, yani daha ağrılı durumlarda verdiğimiz bir hareket. Hastanın kendi kendine yapacağı bir hareket. Dümdüz bacağını hasta kaldırabildikten sonra, yani bu 3 hareketi çalışıp düz bacak rahat kaldırabilir hale geldikten sonra kendi elleriyle parmaklarını dizin arkasında birleştiriyor ikisini. Dizini rahat bırakıp dizin pasif şekilde bükülmesine olanak veriyor. Çünkü eklemin pasif şekilde de olsa hareket yapabilmesi eklem sıvısını arttırır, eklemin beslenmesini çok daha kolaylaştırır. Bu hareketten sonra diz protezinde hemen başladığımız ön çapraz bağda 3. hafta başladığımız hamstring hareketleri var. Yüzü koyun vaziyette önce pasif şekilde dizi bükerek yine biraz önceki gibi eklem hareketini, tabi ağrıya göre bunu ayarlıyoruz. Bükebildiğimiz kadar büküp açıyoruz. Bir 10 dakika bunu çalıştıktan sonra dirence karşı kendi kendimize dizimizi büküyoruz. Bükelim bakalım, bükelim, bükelim, bükelim iyice. Ve dirence karşı büktüğümüzde 10'a kadar iyice gücümüzü vererek sayıyoruz. Böylece dizin arka grubu iç ve dış olmak üzere iyice güçlendirmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, gösterdiğimiz hareketlere dediğim gibi mutlaka hastalığa özgü olarak yeniden değerlendirmek lazım. Ne kadar yapacağımız standart olarak bir işte 10'a kadar sayalım, 20'ye kadar sayalım desek de, 10'ar dakika, 20 dakika yapalım desek de, bu kişiden kişiye göre, beklentilere göre, kişinin durumuna, işte sporcu, profesyonel sporcu, amatör sporcu, ileri yaş, beslenme durumu, bunların hepsi etki eder. İnanın birçok faktör var. Bunları burada oturup sıralamak da çok zaman alır ve gereksiz olur. O yüzden temel hareketleri bilelim ama yine de amacımız neyse, hastalıktan kurtulmak, daha sportif faaliyetlerde bulunmak, durumumuza göre mutlaka doktorumuza danışarak bu hareketleri düzenleyelim derim. Hepimize sağlıklı günler diliyorum.